Bu koşullarda, bu şartlarda sizce bu ülkeleri yönetenlerin Budist'le ilgili söyleyeceği sözün ciddi, inandırıcı, etkin, caydırıcı bir karşılığı olabilir mi? Ne yazık ki Filistin sorunu bir iç politika ve istismar sorununa dönüşmüştür. Eğer 48'den beri bu sorunla ilgili bir mesafe alınamıyor, sürekli geriye gidiliyorsa bunun sorumluları sadece dış güçler değil, onların bu topraklardaki işbirlikçileridir. Kendi halklarıyla kavgalı, farklı mezheplere fobik yaklaşan, dışlayan, inkar eden anlayışlardır, yaklaşımlardır. Yine ifade etmeliyim, süreyi istismar etmeden bitireceğim. Dış politikayı sadece algı operasyonu olarak gören, sadece söylem siyasetiyle gerçekleri değiştireceğini sanan yaklaşımlardır. İsrail'le ticari ilişkiler gün geçtikçe yükseliyor. One minute süreci dahil hiçbir gerileme söz konusu değil. Bakıyorsunuz enerji anlaşmalarında bir sorgulama, bir tartışma bile yok ama mangalda kül bırakılmıyor. İşte bu yaklaşımdır. Sadece içeride Yahudi düşmanlığı ya da işte antisemitik psikolojiden faydalanıp halkları korkutarak, İsrail'le korkutarak, İsrail'le terbiye ederek onların taleplerini bastırmak, onların beklentilerine yönelik hesap vermekten kaçınma anlayışı. Biz bu coğrafyanın sorunlarını çözebileceğine de inanıyoruz. Kendi kendine yetebileceğine de. Yeter ki kompleksiz yaklaşılsın. Yeter ki evrensel değerlerle kendi kültür arasında köprü kurabilecek bir cesaret sergilenebilsin. Elbette bu topraklarda Osmanlı'ya baktığınızda çoğulculuğu görebilirsiniz. Birlikte yaşamanın alternatiflerini, imkanlarını görebilirsiniz. Aynı şekilde Cumhuriyet kazanımlarını değerli ve öncü bir kazanım olarak ifade edebilirsiniz. İkisi birbirinin asla alternatifi değil, birbirini tamamlayan, birbirini buluşturan şeyler olarak yorumlayabilirsiniz. Yeter ki maceracılığı aktif dış politika sanmayın ve yeter ki kendi koltuklarınız uğruna kendi halklarınızı feda etmeyin. Ben bu toplantıyı düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyorum. Herkese saygı duyuyorum. Adalet yürüyüşü ile Türkiye ve dünya siyasi tarihine yeni bir sayfa ekleyen, hak, hukuk, adalet isteyen milyonların sesi olan Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği tarafından demokrasi ödülüne layık görülen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşması Sayın Genel Başkan, siyasal partilerimizin değerli temsilcileri. Bence Türkiye'nin en güzel ve verimli toplantılarından birini gerçekleştiriyoruz. Bir araya gelip konuşmanın, sorunlara odaklanmanın ne kadar değerli olduğunu yine fark ediyoruz. Elbette ki siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama ortak değerlerimiz vardır. Ortak faydalarımız vardır. Vatan sevgimiz vardır. Bayrak sevgimiz vardır. Komşudaki ateşi söndürme gibi bir görevimiz vardır. Dolayısıyla bu toplantıyı düzenleyen TÜSES'e gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdiği için. Bir sorunu, bir dünya sorununu, bırakın sadece Orta Doğu'yu, bir dünya sorununu burada değerlendirme imkanını getirdiği için. Değişik ülkelerden düşünürler var. Onlar daha sonra düşüncelerini burada ifade edecekler. Ben kısaca düşüncelerimi size ifade etmeye çalışayım. Bugün yer küremizin sınırlı bir bölümü istikrar ve refah yaşarken bizim de içinde yer aldığımız çok büyük bir bölümü ise iç savaş, siyasi çalkantı, dış müdahale ve rejim sorunlarına maruz kalmaktadır.
Bu tür sorunların çözümüne katkı vermesi gereken kuruluşlar ise ki başta Birleşmiş Milletler ve diğer bölgesel uluslararası kuruluşlar kendilerinden beklenen etkiyi maalesef gösterememektedirler. Orta Doğu'nun şu andaki durumuna baktığımız zaman hiç de iç açıcı bir tablo görmüyoruz. İnsan sormadan edemiyor. Nerede tarihe yön veren Mezopotamya? Nerede o görkemli Mezopotamya? Üzülerek belirtmeliyim ki şu anda etnik ve mezhep ayrılığı ateşi Orta Doğu'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Ülkelerin sınırları değişmekte, merkezi otoriterler zayıflamakta ve bölge daha çok yabancı müdahalelere açık hale gelmektedir. Bölge maalesef ürettiği sorunlarla dünya gündemini meşgul etmektedir. Bağdat'ın, Şam'ın, Sana'nın, Beyrut'un ve Trablusgarp'ın sorunları artık dünyanın sorunu haline gelmiştir. Bugün Orta Doğu'nun tarihi merkezleri otokrat yöneticilerin, terörün, petrol baronlarının ve kirli politikacıların oyun alanına dönmüş durumda. Daha gerçekçi bir tanımla Orta Doğu, Orta Doğulu olmayan ülkelerin güç gösterisi sergiledikleri bir alana dönmüş durumda. Bugün Irak'ta, Suriye'de ve Yemen'de akan kan kardeş kanıdır. Dolayısıyla bölgenin sorunlarına bölge ülkeleri sabırlı, sağduyulu çabalarıyla çözüm üretmek zorundadırlar. Orta Doğulu olmayan egemen güçlerden çok bu görev Orta Doğulu ülkelere düşmektedir. Bu bağlamda bu toplantı gerçekten de son derece önemli bir toplantıdır. Şu da bir gerçek. Orta Doğu'da sadece Arap-İsrail ittifakı yok. Her ülke kendi derdine düşmüş durumdadır. Bu süreci hiçbir ülke tek başına aşamaz. Ortak akılla ortak çözümler üretmek zorundayız. Bakınız, Trump'ın Kudüs'le ilgili olarak aldığı karar Orta Doğu'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Orta Doğu'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışmışlığını gidermek akıllı bir politikacının başvuracağı yol değildir. Ancak bilinen ve görünen olumsuz tabloya karşın Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar verdiğini açıkladı. Bu kararın alınmasında İran'ı tehdit olarak gören bazı bölge ülkelerinin İsrail'e yanaşma eğiliminin etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Trump, ABD'nin de onayladığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş, ABD'nin Orta Doğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Ancak Trump'ın aldığı kararı dünyanın pek çok ülkesinin kabul edilemez bulması, sağduyu sahibi dünya siyasetçilerinin karara tepki göstermesi umut vericidir. Türkiye'nin dönem başkanlığında önceki gün İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Kararın tarihi sorumluluğu da büyüktür. Bu bağlamda kararın altında imzası olan tüm ülkelerin Filistin'le diplomatik ilişkilerini başkenti Doğu Kudüs olan bir ülke statüsüne yükseltmesi atılacak öncelikli adımlardan biri olmalıdır. Değerli arkadaşlarım, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı destekliyoruz. Irak'taki çalkantının ardından Suriye'nin de kronikleşip ikinci bir Irak vakasına dönüşmemesi için çaba harcamalıyız. Maalesef uluslararası toplum Suriye savaşının sona erdirilmesi konusunda sınıfta kalmıştır.
Suriye'de olayların başladığı Mart 2011'de 30 milyon nüfuslu ülkenin şu anda yıkıcı savaş nedeniyle 11,5 milyonu ülke içinde yer değiştirmiş. 5,5 milyonu ise başka ülkelere sığınmacı ve mülteci olmuştur. Ülkemizde ise 3 milyonu aşan Suriyeli geçici koruma kapsamındadır. Suriye'de yarım milyon insan hayatını kaybetti ve 1 trilyon dolarlık ekonomik kayıp söz konusu. Suriye'de şu anda asker olma yaşı 15'e düşmüş durumda. Bütün taraflarda bir yorgunluk var. Sorunun askeri yöntemlerle çözülmeyeceği ortaya çıkmış bulunuyor. Astana ve Soçi görüşmelerinde bir anlaşmaya gelinmiş olmasını da memnuniyetle karşıladık. Artık Suriye konusuna siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu bağlamda Cenevre görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması bizde kaygıyı derinleştiriyor. Bu görüşmelerde Suriye'nin egemenliğinin, siyasi birliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'nin terör ve terör örgütlerinden arındırılması barış ve istikrar açısından büyük önem taşıyacaktır. Değerli dostlarım, Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarı bizim için büyük önem taşımaktadır. Bugün Irak Anayasası temelinde yeniden bir toparlanma olduğunu da memnuniyetle görüyoruz. Ancak Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ile Irak merkezi hükümeti arasında kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi uzun zaman alabilir. Şimdi yaraların sarılması Erbil ile Bağdat arasında çalışabilir ve uyumlu bir mekanizma oluşturulması gerekiyor. Irak'taki Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler, Ezidiler ve diğer bütün halkların uzantıları ülkemizde de yaşamakta ve esasen geniş manada Irak'ın istikrarı ülkemizin de istikrarı anlamına gelmektedir. Bölgemizde etnik ve mezhebi sürtüşmelere son verecek bir anlayış gelişmedikçe gerçek anlamda bölgesel barıştan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Irak'taki bütün terör unsurlarıyla mücadele konusunda Irak merkezi hükümetiyle daha yakın bir işbirliğini destekliyoruz. Yemen'in bir an önce toparlanmasını arzu ediyoruz. Keza Lübnan'da siyasi istikrar bizim için önem taşımaktadır. Libya'nın siyasi birliğinin korunması ve geçiş sürecinin sağlıklı tamamlanması en büyük arzularımızdan biri.